hilafetin şeriye ve efkaf vekaletlerinin lavı ve öğretimin birleştirilmesi kararı. Bu haberleşmeden sonra harp münasebetiyle İsmet Paşa ve müdafaa Milliye Vekili bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa da zaten orada bulunuyordu. Hilafetin ilgası lüzumunda kanaatlerimiz mutabıktı. Aynı zamanda şer'iye ve efkaf vekaletini de ilga ve öğretimi birleştirmek kararındaydık. 1924 senesi Mart'ının birinci günü meclisin tarafından açılması icap ediyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüştük. Orada da icap eden zevatı kararımdan haberdar ettim. Meclise bütçe müzakeresi devam ediyordu. Haneden tahsisatı ve şeriye ve efkaf vekaleti bütçeleri üzerinde durulması lazımdı. Arkadaşlar, maksada yönelik beyanat ve eleştirilere başladılar. Müzakere ve münakaşa devam ettirildi. 1 Mart günü, Büyük Millet Meclisi'nin 5. mesai senesi münasebetiyle verdiğim nutukta şu 3 noktaya özel olarak işaret ettim. 1. Millet, Cumhuriyet'in şimdi ve gelecekte bütün taarruzlardan katiyen ve ebediyen korunmuş bulundurulmasını talep etmektedir. Milletin talebi, Cumhuriyet'in sınanmış ve ispatlanmış olan bütün esaslara bir an evvel ve tamamen dayandırılması suretinde ifade olunabilir. 2. Milletin kamuoyunda tespit olunan eğitim ve öğretimin birleştirilmesi umdesinin bir an kaybetmeksizin tatbiki lüzumu gözlemliyoruz. 3. İslam dinini asırlardan beri ola geldiği üzere bir siyaset vasıtası mevkiinden tenzih etmenin ve yüceltmenin elzem olduğu hakikatini de gözlemliyoruz. 2 Mart günü fırka grubu toplantıya çağrıldı. İşaret ettiğim bu üç mesele söz konusu ve müzakere edildi. Esaslar üzerinde anlaşıldı. 3 Mart günü meclisin birinci celsesinde gelen evrak arasında şu önergeler okundu. 1. Hilafetin ilgasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye haricine çıkarılmasına dair Şeyh Saffet Efendi ile 50 arkadaşının kanun teklifi. 2. Şer'iye ve Efkaf Erkan-ı Harbiye vekaletlerinin ilgasına dair Siyet Mebusu Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşının kanun teklifi. 3. Öğretimin birleştirilmesi hakkında Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve 50 arkadaşının önergeleri gelmiştir. Riyaset makamında bulunan Fethi Bey, ''Efendim, birçok imzalarla gelen bu kanun tekliflerinin derhal müzakeresine dair teklifler vardır. Yüce oyunuza sunacağım.'' dedi ve encümenlere gitmeden derhal müzakeresini oya koydu ve kabul edildiğini beyan etti. İlk itiraz Kastamonu meybusu Halit Bey tarafından vaki oldu. Müzakerenin cereyanı esnasında Halit Bey'e bir iki zat daha iltihak etti. Tekliflerin lehinde uzun beyanatta bulunan birçok kıymetli hatipler kürsüye çıktılar. Önerge sahiplerinden başka merhum Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın ilmi ve ikna edici hitabeleri her zaman için okunmaya değerdir. Müzakere ve münakaşa 5 saat kadar devam etti. Saat 6.45'te müzakere son bulduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. kanunlarını çıkarmış bulunuyordu. Bu kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın işlerine dair olan hükümlerin kanunlaştırılması ve tatbiki Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümete ait ve şeriye ve efkaf vekaleti ilga edilmiş oldu. Türkiye dahilindeki bütün ilim ve öğretim müesseseleri, bütün medreseler marif vekaletine devredildi ve bağlandı. Halife makamından indirildi ve hilafet makamı lağvolundu ve makamından indirilmiş halife ve yıkılmış Osmanlı saltanatı hanedanının bütün üyeleri Türkiye Cumhuriyeti memleketleri dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen yasaklı kılındı. Hilafet makamının muhafazasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğu zehabında olanlara verdiğim cevap. Efendiler, hilafet makamının muhafazasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğu zehabında bulunan bazı zevat, arz ettiğim kararların alınmakta olduğu son dakikalarda hilafetin tarafımdan üstlenilmesi teklifinde bulundular. Bu gibilere icabı gibi derhal ret cevabı vermiştim. Bu vesileyle diğer bir noktayı da arz edeyim. Büyük Millet Meclisi hilafeti lav ettiği zaman Antalya mebusu ulemadan Rasih Efendi, Hilali Ahmer namına Hindistan'da bulunan bir heyetin riyasetindeydi. Rasi Efendi, Mısır'a uğrayarak Ankara'ya döndü. Benden görüşme talep ederek şu beyanatta bulundu. Seyahat ettiği memleketlerde İslam ehli benim halife olmamı istiyormuş. Selahiyeti sahibi İslam heyetleri, Rasi Efendi'yi bana bu hususu tebliğ etmek için vekil etmiş. Rasi Efendi'ye verdiğim cevapta, İslamların bana olan teveccüh ve muhabbetlerine teşekkür ettikten sonra dedim ki, Zat-ı Ali'niz din ulemasındansınız. Halifenin devlet reisi demek olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları bulunan tebaanın bana ilettiğiniz arzu ve tekliflerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem buna o tebaanın başındakiler razı olur mu? Halifenin emir ve yasağı yerine getirilir, beni halife yapmak isteyenler, Emirlerimi yerine getirmeye muktedir midirler? Dolayısıyla mevzu manası olmayan vehmedilmiş bir sıfatı takınmak gülünç olmaz mı? İslam ehlini bir halife huyelasıyla hala meşgul etmek ve aldatmak gayretinde bulunanlar bilhassa Türkiye'nin düşmanlarıdır. Efendiler, açık ve kati söylemeliyim ki İslam ehlini bir halife huyelasıyla hala meşgul etmek ve aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak İslam ehlinin ve bilhassa Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna hayal bağlamak da ancak ve ancak cehalet ve gaflet eseri olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez Ethem ve Reşitlerin bütün 150'liklerin, ilga edilmiş hilafeti ve saltanat hanedanı mensuplarının bütün Türkiye düşmanlarının el ele vererek aleyhimizdeki hararetli çaba ve gayretleri din gayretiyle mi vuku bulmaktadır? Sınırlarımıza yapışık merkezlerle hala Türkiye'yi mahvetmek için mukaddes ihtilal namı altında haydut çeteleri suikast tertipleriyle çılgınca aleyhimizde çalışanların hakikaten maksatları mukaddes midir? Buna inanmak için cidden kara cahil ve koyu gafil olmak lazımdır. İslam ümmetini ve Türk milletini bu derekede farz etmek ve İslam aleminin vicdan temizliğinden, tabii nezaketinden sefil ve caniyane maksatlar için istifade yolunda devam eylemek artık o kadar kolay olmayacaktır. Küstahlığın da bir derecesi vardır. Neticesiz bıraktırılan büyük bir komplo. Şimdi muhterem efendiler, arzu ederseniz size büyük bir komplo hakkında malumat vereyim. 1924 senesi teşrini evvelinin 26 günü geç vakit 1. Ordu müfettişinin müfettişlikten istifa ettiğinden haberdar edildim. Müfettiş Paşa'nın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine verdiği istifa namesi aynen şudur. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine. Bir senelik ordu müfettişliğim zamanında Gerek teftişlerim neticesi verdiğim raporlarımın ve gerekse ordumuzun yükselmesi ve takviyesi için takdim ettiğim tasarılarımın nazarı dikkate alınmadığı görmekle üzüntü ve ümitsizliğim fevkaladedir. Üstüme düşen vazifemi mebusluk sıfatıyla daha rahat bir vicdanla yapacağıma tam bir kanaat hasıl ettiğimden ordu müfettişliğinden istifa ettiğimi arz eylerim efendim. Müdafai milliye vekaletine de arz olunmuştur. 26 Teşrinievvel 1924 Kazım Karabekir Bu istifanamenin altında renkli kalemle şunlar yazılıdır. İstifaya olur vermediğimi bildirdim. Fikrinde ısrar etti. Yarın mebusluk vazifesine döneceğini bildirdi. Bu satırların altında imza yoktur. Fakat Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu satırların altında da kırmızı mürekkeple yazılmış şu notlar vardır verilen rapor ve tasarıların hepsini göreyim. Bunların hangi maddeleri hakkında neler yapılmış ve hangi maddeleri yapılmamış onları da dosyalarıyla göreyim. Bu notların altındaki tarih 28 tevşini evveldir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve tasarıları Erkan-ı Harbiye'de ait olduğu şubelerce incelenmiş, muhteviyatından kabule değer ve tatbik edilebilir olanları nazarı dikkate alınmış ve tatbik edilmişti. Ancak tatbiki, devletin gücü haricinde bulunan veya ilmi bir kıymet taşımayıp, hayali ve şahsi olan teklifleri bit tabi nazarı dikkate alınmamıştı. Kazım Karabekir Paşa'ya raporlar ve tasarılar verdiğinden dolayı bir takdirname de verilmeye lüzum görülmemişti. 30 teşhini evvel günü de 2. Ordu müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya davet ettim. Geç vakte kadar beklediğim halde paşa gelmedi. Kendisini aratırken öğrendim ki Fuat Paşa Ankara'ya varışında Rauf Bey tarafından istasyonda karşılanmış. Müdafai Milliye Vekaletine ve bazı arkadaşlarıyla kısa temaslardan sonra Erkan-ı Harbiye'yi Umumiye Riyasetine gitmiş. Bir müddet Fevzi Paşa ile görüşmüş. Çıkarken Fevzi Paşa'nın yaverine şu kağıdı bırakmış. 30.10.1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Aliyesine, mebusluk vazifesine başlayacağımdan, 2. Ordu müfettişliğinden affımı arz ve istirham eylerim efendim. Ankara mebusu Ali Fuat. Efendiler, mebusluktan istifa ettiğini, meclis siyasetine bildirmiş olan Refet Paşa'nın da istifa namesinin Rauf Bey tarafından geli aldırıldığını öğrenmiştim. Dumlupınar merasimini mütakip Bursa ve Karadeniz sahilleriyle Erzurum havalisinde devam eden bir buçuk aylık bir seyahatten sonra teşrini evvelin 18. günü Ankara'ya dönmüştüm. Birçok mebus arkadaşlar ve başkaları tarafından karşılanmıştım. Bu arada Ankara'da bulunan Rauf Adnan Beyleri görmemiştim. Halbuki kırgınlık göstermek gibi anlaşılması pek mümkün olan bu tarz hareketlerini beklemiyordum. Efendiler, bir komplo karşısında bulunduğumuzda bir saniye dahi tereddüt etmedim bu vaziyet ve manzara şöyle tahlil edilip değerlendirilebilirdi. Bir sene evvelden Rauf Bey'in heyeti vekili riyasetinden çekildiğinden beri Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve başkaları arasında bir tertip düşünülmüştür. Bunda muvaffak olabilmek için orduyu ele almak lüzumlu görülmüştür. Bu maksatla Kazım Karabekir Paşa, 1. Ordu müfettişliğine tayin olunduktan sonra eski kumandanlığı mıntıkası olan Doğu vilayetlerinden dolaşırken Ali Fuat Paşa da politikadan haz etmediğini ve hayatını askerlik mesleğine hasreylemek istediğini ileri sürerek terfi edip 2. Ordu müfettişliğine gitti. 3. Ordu müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişlik dahilindeki kol ordunun kumandanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da aynı tertibe dahil olabileceklerini kabul ettiler. Bir sene ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendi lehlerinde kazandıkları zehabına kapıldılar. İstifalarından evvel bazı kumandanları kendileriyle beraber harekete ettirmek için çalıştılar. Bu bir sene zarfında Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin lavı gibi icraatlarımız müşterek tertip sahiplerini daha ziyade birbirine yakınlaştırarak müşterek harekete sevk etti harekete politika yolundan geçeceklerdi. Bunun için münasip an ve fırsatı kollamaktaydılar. Siyasi sahada ve orduda hazırlıklarını kafi sayıyorlardı. Hakikaten Rauf Bey ve emsali fırka için muhafazasına muvaffak oldukları vaziyetleriyle meclisin tatil devrine tesadüf eden aylarda üyeler üzerinde ve yeni seçimde muvaffak olamayan ikinci grup mensupları vasıtasıyla bütün memlekette milleti aleyhimizde ifsat için çalışmak fırsatına sahip oldular. Memleket dahilinde bazı gizli teşkilat ve teşebbüslere de geçtiler. İstanbul'da Vatan Tanin, Tevhidi Efkar ve Son Telgraf ve Adana'da Abdülkadir Kemali Bey tarafından çıkarılan Tok Söz gibi gazetelerle birleştiler. Bu gazetelerle aleyhimize bir anonim taarruza geçtiler. Memlekette genel bir fikir kargaşası hasıl ettiler. Hakkari mıntıkasında ordumuzla Nesturileri yola getirmekte olduğumuz bir sırada İngiltere dahi hükümete bir ultimatom verdi. Meclisi fevkalade olarak toplantıya davet ettim. İngiltere'nin ultimatomuna malum olduğu gibi cevap verdik. Harp ihtimalini göze aldık. İşte bahsettiğimiz zevat bu müşkül anda bir yabancı devletin bize hücum edebileceği zamanda kendilerinin de bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine kolaylıkla ulaşabileceklerini hayal ettiler. Muharebeye hazır ve amade bulundurmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp vaktiyle haz ifade eyledikleri politika sahasına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan bir mesele de bu koşuşu çabuklaştıracak mahiyetteydi. Hakikaten mebuslardan Hoca Esat Efendi 20 teşhini evvel 1924 tarihli önergesiyle mübadele ve göçmenlerin iskanına ait ve yatılı mekteplere ne kadar parasız talebe alındığına ve nerelerde ilk mektepler açıldığına dair bir takım soruları ait oldukları vekillerden soruyordu. Bu soruların kapsadığı hususlar cidden milleti alakadar eden meselelerdi. Bu meseleler vekilleri eleştirmek için pek müsaitti. Bilhassa mübadele ve iskan işlerinde herkesi meşgul eden noktalar açıktı. Bizzat ben dahi seyahatim esnasında gördüklerimle mübadele ve iskan işlerinin cereyan suretinden şikayet etmiş ve Ankara'ya dönüşümde bu vekaletin lavıyla bütün hükümet vasıtalarının bu hususta alaka ve faaliyetlerini temin edecek bir şekli hükümete teklif etmiştim bunda mutabık kalmıştık. Bu husus dahi taarruza geçeceklerin bu zeminde çok taraftar kazanmaları ihtimalini takviye etmekteydi. Efendiler, komployu keşfettikten sonra tedbirini bulmakta müşkilat olmadı. Bıraktığımız noktadan itibaren vaziyeti safa safa arz edeyim.